Ay vallahi çocuk bakmak çok zor. Hoş geldin. Ama ya yine mi ne oldu ya? Bugün biri bana kötü bir söz söyledi. Ona pı yapayım ben o zaman. Piç olduğunu söyledim. Annesinin gülü, annesinin gülü. Üzülme. Hepsinin ağzını sıçacağım. Hepsini mahvedeceğim, bekle. Lan çocuğum nerede? Ha çocuk. Yola Oo. girmiş. O okuyamam, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar çok duygusal bir oyun oynayacağız. Çok böyle kalbinizi adeta bıçaklarmışçasına hissedebileceğiniz bir oyun. Çok tatlış, gözyaşlarınızı tutamayacağınız bir oyun. 1940, İkinci Dünya Savaşı tüm Avrupa'yı kasıp kavuruyor. Norveç, Almanya tarafından işgal edildi. İkinci Dünya Savaşı sona erdi. Norveç özgürlüğüne kavuştu. Tüm ulus kutlama yapıyor. 1945. Aradan 5 yıl geçiyor. 1945. 5 yıl süren işgalden sonra Nazi işgalinin izleri temizlenebilir. Aga be. İşte bak, o işgalde Almanlar gelip Norveçlilere tecavüz ediyorlar tarzında bir olay oluyor. 3 yıl sonra bir çocuğu evlat ediniyorsun. Aga be. Ben muhtemelen bu arada asi bilmiyorum ama ben kendi şahsım adına konuşacak olursam ben evlat edinmeyi tercih ederim çocuk doğurmaktansa. Allah Allah. Evet. Karin'le mi devam edelim yoksa Klaus'la mı? Erkek çocuğum mu olsun kız çocuğum mu? Kız olsun bence. Erkek mi kız mı? Klaus'un Klarin diyecektim. Karin diyor herkes. Herkes Karin'i mi Karin. istiyor? Yoksa Kız kız. kız kız. Oha çok fazla kız var. Herkes kız Tamam. zaten çekti. Tamam. O zaman Karin'i evlat edinelim. Karin'i evlat. Bak. Çocuğuma bak. Bak bize geldi. Ama gözünde Doğum günü. mutsuzluk akıyor. Değil mi? Gözünde bir hüzün var. Senin gözünden de uyku akıyor. Direkt esnedim. Eve geldim dedi. Hoş geldin. Hoş geldin. Bu bizim cevaplarımız. Hangisini vereceğimizi biz karar veriyoruz. Oyun bu şekilde ilerliyor. Merhaba, Liv ile evlendiniz mi? Selam Karin. Selam Karin ne ya? Bunlar çok çocuğuma söyleyeceğim şeyler değil. Hoş geldin yavrum yok Geç oluyor. Hadi sen yatmaya hazırlan. O da olmuyor. mu? Burada yok bizim Bir cevap. de tokat atsaydım, Oy yumruk yavrum atsaydım. benim. Yavrum benim. Eğlendin mi? Geldin mi? Al yemeğini ye. Eğlendiniz mi diyelim? Eğlendiniz mi diyorum arkadaşlar? Evet. Evet. Eğlendin mi? Çok Evet çok eğlendik. eğlendim. Benim en iyi arkadaşım. En iyi Buna arkadaşın ben de mı? mutlu oldum. Ormanda harika ürpertici Ay görünümlü bir sen okuma lütfen ağaç ya. kütüğü buldum. Ormanda harika ürpertici Gidiyorum o görünümlü. zaman ben. Dur. Dur sen de babasısın. Sen de cevap vereceksin. Hemen şey yapıyorsun. Vallahi boşarım seni ha. Ormanda harika ürpertici görünümlü bir ağaç kütüğü bulduk. Orada bir hazine olabilir gibi duruyordu. Gerçek bir hazine. Sonra yağmur yağmaya başladı. Ama yine de hazinemizi koruduk. Kızın lafını bölmüş oluyorsun bu şekilde. Devam Sabırla yok dinleyelim mi? sabırla dinle bence sonuna Dinleyelim. kadar. Asi çok üzülüyor da sabırla dinlenmeyince o yüzden dinlememi istedi herhalde. Sabırla dinleyelim. Ve sonra Sonra yok. sonra ağaç kütüğünün boş olduğunu Çok öğrendik. Ama belki troller daha sonra oraya birkaç hazine Evet koyabilir. koyabilir çocuğum sen öyle hayal et. Bu yüzden sonra geri dönüp kontrol edeceğiz. Tamam. Çok güzel. Aman tanrım bu harika. Bu çok hoş. Görünüşe göre Liv ile eğlenmişsiniz. Yağmurda koşmak iyi fikir değil. Ya Yok güzel. bu cevapları kim veriyor ya? Kim Güzel fikir. hazırlamış? Bot. Bot. NPC. Aman tanrım bu harika falan da demem herhalde. Hani eğlenmişsiniz, çok tatlısınız, harikasınız, müthişsiniz. Yavrum benim, alnından öperim. Çok da tatlı. Biraz geç oldu. Aferin. Güneş neredeyse battı. Zaman birimleri. Mevcut zaman birimlerinizi harcayarak gün boyunca ilerleyin. Tamam, o zaman Tamam. birimleri nasıl?
Yani buradaki azalıyormuş, sonra saat değişiyor herhalde. Ama bunu görmelisin. Neyi? Liv yarınki doğum günüm için bana bir hediye verdi. Şimdi açabilir bohçada miyim? Bohçada mı vermiş? Çok hızlı olacağım. Bohçada vermiş. Fakirler asi demek ki. Yani savaştan yeni çıkmışlar. Evet, zavallı ne kadar baksana. Zayıf bacakları. Evet, çok bana benziyor bacakları kızın. Evet. Çok hızlı zayıf olacağım. Ha, doğum günü ha hediye vermiş, açalım mı diyor. Açalım mı arkadaşlar? Açalım hayır, mı? Doğum beklesin gününe mi? Kadar bekle. Hmm, sanırım Liv beklemeni ister. Ne? Hayır diye cevap verilmez herhalde. Bence açsın yani. Vermiş sonuçta yani. Doğum gününü mü beklesin? Aç. Hayır. Açın. Açalım. Ne aç diyorsunuz? Açsın. Açalım mı? Aç. Aç lan. Aç kız. Ne olacak? Açabilirsin tabii ki. Açalım. Gerçekten mi? Teşekkürler. Bak o da. Vay canına. Bak bu top. Benim topum. Top mu almış sana? Hadi oynayalım. Topa bak, kafam döner. Yarın onunla oynamak için sabırsızlanıyorum. Neden şimdi oynamıyoruz? Mektup geldi. Açmak için. Açayım. Mahalle konseyi. Çiçekliklerden çiçek yiyen bir kedi görüldü. Kedinin sahibinin artık onu içeri tutmasını talep ediyoruz. Tamam. Olur. Edim. Kedim yemiş bütün şeyleri. Bizim minik olmasın. Bak. Ne yapıyor bak? Öldürdü. Eskin şeyleri. Ha? Çalışma odasına gitmiyorsun değil mi? Neden? Gittiğinde zaman çok sıkıcı oluyor ve bana banyo sözü verdin. Tamam, banyo yapalım. Yıka. Bıcı bıcı yaparım, dalinle mis gibi kokarım. Bitti mi? Temizlendin mi? Temizlendi mi kızım? Ha, gelmiştir yemek vakti. Gelmiştir. Yemeğe tıklayalım. Yemeği de biz hazırlayacağız mı acaba? Yok. Ha. Hazırmışlar. Ha. Ne yapmışlar lan? Kıtır. Ekmek kıtır, de ver, kıtır, yanında kıtır bir şey var. Biraz daha alabilir miyim lütfen? 3 tane ver canına. Al bakalım. Çok lezzetli, afiyet. Lan bir şey oldu. Akşam oldu. Ha, akşam mı oldu? Işığımız yok mu lan? Artık gerçekten geç oldu. Güneş bile yatağına gitti. Çok uykum var. Yatma vakti gelmiş olmalı. Evet, tamam. Bu yatma var. Tamam. Dedim zombi istilası mı oldu? Baksana kapkaranlık. Kız çok... Uykusu çok garip geldi kızın. Hemen uyumak istiyorum. Böylece hemen yarın olacak. Büyümüş olacağım. Çok heyecanlıyım. Liv doğum gününde tam 3 tane hediye aldı. Ben kaç tane alacağım? Ha. Sen de güzel hediyeler alırsın. Arkadaşlar oyun mobil oyun. 3 hediye mi? Görünüşe göre Liv masal anlatmayı seviyormuş. Niye küçücük kıza laf soktun? Elimizde olanları için şükretmeliyiz. Ay bu benim çok rahatsız edici bir cevap ya. Birisi gelip bana işte elinde olanlar için şükret deyince çok sinirleniyorum. Çok elimizde rahatsız olanlar oluyorum. İçin şükretmeliyiz. Karin bunu söyle. Bence sen de güzel hediyeler alacaksın. Merak etme. Paramız 200 ama belki hediyeye parayı yetmeyecek. O zaman çok daha üzülecek. Bak 200 paramız var. Ben kızıma alırım her zaman her şeyi. Para mı yatıracaksın? Şükretmezsen Allah onu da alır. Hayır öyle değil. Bahsettiğim şey o değil. Benim bahsettiğim şey şükredip elindekiler için de hiçbir şey yapmayanlar. Sadece eğlenmeye odaklanmaya ne dersin? Çok eğleneceğiz, söz veriyorum. Neyse artık uyku vakti kareyim. Asi tokatla istersen bir de çocuğu. Tam sus artık uyu der gibi. Of. Hadi uyumadın hala uyu. Tamam bunu söz veriyorum ben. Eğlendireceğim seni doğum günün için. Öyle hiç merak arkadaşlar etme. Ben çocuğum odası olsa eğlendirmek için götümü yırtarım. Çalışma odamıza gidelim. Okuma. Mektuplar ve gazeteler zamanla birikir. Ve bir oturuşta birçok mektup ve gazete okumak sadece bir zaman birimine mal olur. Ha buraya geldiğim zaman da zaman gidiyor. Bir tane. Bakayım. Böyle yapıyoruz. Evet. Tamam okuduk. Heh. Haberlerde ulusal yumurta üretimi düşüyor. Üst üste ikinci haftada ihracat pazar için yeterli yumurta yok. Norveçli yetkililerin bu temel öğeye ihraç etmeyi bırakmaları konusunda. Ya burada galiba böyle biraz da bize tarih bilgisi veriyor o zamanlara dair diye anladım. 1945'ler. 40.
İkinci Dünya Savaşı. Ha, İkinci Dünya Savaşı sonrası. Aa, Karen'in fotoğrafları. Ana. Enim. Başka bir şey? Kitap yok var. Bu kadar. Şuna giremiyorum. Kitap. Ha, o albümmüş. Radyo çalışıyor mu? Çalışmadı. Radyo çalışmıyor. Ha. Ne yapacağız? Bekleyeceğiz mi şimdi? Yatak film odasına gidin. Mi? Işığı kapatın. Tamam. Kapattım. Kaydediler. 18 Ağustos. Olduk. Cumartesi. Kızın doğum günü 18 Ağustos'muş. Aa. Günaydın. Bugün doğum günü yani. Karen yüzünü yıkayarak uyandır. Tamam. Happy yüzünü... birthday to you. Yüzünü... Tamam, yıkayacağım yüzünü, tamam. Hadi. Happy birthday to you. Yıka. Bıcı 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 bıcı. Mutlu oldu. Nefes. Ama gözünde bugün benim doğum günüm. Bütün gece zar zar uyudum. Ya o direkt uyudun. Yedi yaşındayım. Tek attın uykuya. Yedi. Farklı görünüyor muyum? Evet, çok farklı. Çok farklısın. Yaşlandım bir an. Vay canına Karin, bu sen misin? Neredeyse seni tanıyamıyordum be. Vay canına, büyüdüm. Çok tatlı kız ya. Liv'in bana bir doğum günü mektubu göndermesi gerekiyordu. Hadi hemen gidip bakalım. Şeyde, ha, salonda. Doğum günün kutlu olsun. Orada olmadığım için üzgünüm. Okulun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Böylece her gün takılabileceğiz. Sen harikasın Liv. Dün bir trole dokundum. Tabii. Wow. Trole dokunmuş. Gerçekten bir troll görmüş. Keşke bugün her gün Liv ile oynayabilsem. Jotun diye bir çıktı daha. Jotun Heyman diye isim olur lan. Heyman. Heyman. Jotun Heyman. Ezdar Shaizan. Shaize. Keşke döndüğüm hediyesini açmasaydım. Niye be? Hadi oynayalım. Doğum günü kızı için mi? Tabii ki. Tabii ki de. Top mu alacağız? Top. Hop. Hop. Yakala. Hop. Hmm. Evin içinde top oynanmaz. Hop. Cam kırılıyor. Bu kadarcık mı? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Yemek yiyelim. Kahvaltı. Yemeyeceğiz mi yemek? Yemek ye, yemek. Karnın doysun. Kahvaltı. Hop. Lan, iyi bakalım. Kahvaltıda yemek mi yiyorsun? Ne? Sağlık bak, sağ kaydırsan. Aa, sen de yemek çıkıyor. Yiyorsun. Tamam. Kahvaltıda. Ama bunlar Almanların kültürü şimdi. Ha. Onlar sabah. Bak işte. Pasta istiyor kız. Lahana yedirmeye çalışmayalım kıza lütfen. Sana hemen taze evet. Bir pasta getireceğim. Tamam, getireceğim. Evet, getireceğim sana pasta. Evet, yumuşak bir pasta. Nasıl yapacağız? Dışarı çıkmak için pencereye dokun. Tamam. Tamam. Şuradan. Camdan çıkıp şuraya. Bunu alıyoruz. Oy, kızım çok pahalıymış bu ya. Aldın mı ben onu? Aldın ya. Sadece... Yok, almadım. Ha, buna aldım. Tıklayacağım bir de. Aldım tamam. Bence... Tamam. Anam kızım pislenmiş lan. Gömleğim tamamen ıslak. Islak ve kirli. Kıyafet değiştirmek için odaya. Hey. Sülüklü kız. Sülüklü. Ah, giy bunu. Mutlu oldu. Çok güzel. Yere mi atacak kıyafetini? Bir dahakine daha dikkatli ol. Bu kadar endişene gerek yok. Giysiler bazen pislenir, sorun değil. Evet, bu. Bu. Evet. Pislenir yani. Bunu duymak güzel. Kıyafeti kirlendiği için kızan aileler. Pastayı yapmaya vakti geldi. Demiş. Geldi. Hadi yapalım pasta. Un, yumurta, süt. Aa, doğum günü pastası istiyor. Evet. Pasta yapıyoruz. Bak hamur. Kurt kurt kurt. Kurt kurt kurt. Kurt kurt. Kıpkırmızı oldu. Bu korku oyunu değil arkadaşlar. Evet, bu çok eğlenceli. Evet, lütfen spoiler vermeyin. Evet, ben okuyamıyorum zaten de oradaki arkadaşları oldu. Da vermeyin. Yaşasın, doğum günü partimin zamanı geldi. Hadi. Doğum günü partiyi. Hop. Sadece pasta var. Hop. Çok üzüldüm. Bu yemeği daha İnsan sık yemeliyiz. İnsan bir kola da koyar yanına. Pepsi, Fanta. Asi kola mı var o zamanlar? Kola var mıydı o zamanlar? 90 kaçlardan beri var kola. Çok eski kola. Seninkini yediğim en iyi pastaydı. Aferin. Aferin. Hediyemiz mi? Evet, sana hediye aldım. Ne aldım? Ne almışım ki? Bilmiyorum. Tabii bizim haberim yok. Aa, kalem almışım. Resim kalemleri. İstediğim unutmamışsın. Rica ederim. Tahmin et ne oldu? Önümüzdeki hafta okula başladığında bunları kullanabilirsin. Sadece unutma pahalı olur. Bir şey düşünsene. Sen bana bir hediye alıyorsun. Tamam, ben sana bir hediye almışım. Unutma, çok diyorum ki, bak bunu giyerken çok dikkatli ol. Çok pahalı bu.
En alttakine bas. Hayır, haftaya okula gideceksin. Bunları kullanabilirsin. Rica ederim. Ah, bayılıyorum. Fotoğraf albümüne yeni bir kayıt eklendi. Ha, tamam. Odama girip resim çizelim. Tamam, mi? Çizelim hadi. Anam. Anam, ben çiziyorum. Anam, hadi yeri sen çizdin. Kız çizmedi. Çok güzel çizdi ama. Eline sağlık. Ödevini sen yaptın. Bu eğlenceliydi. Hadi yatağa. Geldi. Hadi yatağa. Hayır, kalamazsın. Yemek yedir bence. Yemeği aç, karnı aç. Uyursan daha hızlı büyürsün. E biz şimdi nasıl para kazanacağız peki? Bilmiyorum. Buluruz bir yolunu. Yatma vakti hadi. Yatış. Kız çok mutsuz yatıyor ya. Değil mi ya? Baksana. Bugün çok yatarken çok üzülüyorum. Yo bak, bugün çok eğlenceli diyor. Doğum günün güzel miydi? Evet, çok teşekkür ederim. Çok eğlendim. Ödev yapacağım diyenler var. Arkadaşlar ödevinizi yapın. Keşke Liv burada yatağa... olabilse. Liv ne kadar seviyor. Liv kim ya? Liv arkadaşı. Tamam, onu bulup bir getirelim. Bir dahakine Liv'i getireceğim. Söz sana. Sence daha fazla hediye alır mıyım? Ya. Bekleyip görelim. Sahip olduktan kıymetini bilmelisin. Karin! Asıl sen baba olma ya. Hayır, küçüğüm. Bekleyip görelim diyelim ya. Oğlum şaka yapıyorum ya. O kadar şey hayvan mıyım ben ya? Hani komiklik olsun diye yapıyorum. Tamam. Allah bak, Allah. Ödevini yapıp gelenler var yayına. Aferin sizlere. Yapmayanlara da hemen yapsınlar. Onlara da aferin. Şimdi bekleyip görelim deyince kız beklentinin içine girir. Hediye gelmez sonra olsun. Falan üzülür. Olsun. Unutur. Çocuklar çok hızlı unutuyor. Hikaye okurum. Okurum. Nasıl okuyacağım? Bu gece olmaz mı? Olur lan, çocuk kız doğum günü. Hikaye için senin çok için geç olur. Her şeyi yaparım. Her şeyi. Har. Har. Yaşasın. Har har. Mutlu yaşasın diyor. Öyleyiz. Kitap var şeyin üstünde. Ha, okuyoruz. Okudum. Biz okuduk. De okusaydık keşke. Şato atıyoruz. Bize beynine. De okusa keşke değil mi? Beynine şato atıyoruz. Uyuttum kızı, gördüm. Uyudu. Hadi biz de. Lan okusaydın. Kitap okusaydın çalışma odasına gidip. Aa, bilemedim her ki. Gün geliyormuş ya. Günaydın. Merhaba, uyandım. Ne? Okul salı günü başlıyor. He. Kesinlikle heyecanlısın. Heyecanlı mısın? Sadece bir gün kal. İple çekiyorum. Ben de iple çekiyorum. Yüzünü sana... yıka. Yüzünü yıka önce. Yeni ama... mi uyandı? Tamam. Yüzünü yıkayayım. Ama yüzü pis değil. Olsun. Yıka yine de. Yeni uyandı ya. Hemen yedim. Bak yanda tost var. Tost ver. Ya tamam. Tost vereyim. Ay. Farklı bir yemek yiyebilecek miyiz dedi. Sabah akşam aynı şeyi veriyorsun. O artık neyse. Lapa bir yemek... Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Benim annem de küçükken hep böyle bir, her gün bu, böyle bir lapa bir yemek yapıyordu. Sağda solda sanki sandviç var bak. O beni yani o, bu cümleyi duyduğum zaman şu an şuramda bak. Şey sızladı. Ya bir şey anlatıyorum, bir tamam. Sus ya. Allah Allah. Çok duygusuz şekilde. Aa bak. Evet, bir sus ya. Tamam, bu da benim duygularımla alakalı bir şeyler buradan söylüyorum. Buradan Ahmet Ancelova sesliyorum, dramatik bir müzik gelsin ya, arkaya. Sus, anlat. Susarsan eğer. Tamam. Olur. Efekt koyuyorum. Bitti Ahmet Ancelova. Artık duygum şey oldu. Tamam. Duygumu mahvettin. Sürekli aynı yemeği yiyoruz. Sıcaklar yemeği özledim. Sıcak yemek yemeği özlemiş. Güzel bir lapa veriyorsunuz. Ben vermiyorum. Yakında bir iş bulacağım ve belki o zaman daha iyi yemekler yiyebilirsin. Daha iyi yiyecekler almak için bir işe ihtiyacım olacak. İş bulmaya çalışıyorum. Biliyorum harika bir iş bulacağım ve bir sürü yiyecek alabileceğiz. Göreceksin. Bunu evet. Diyeceğim. Bana de. Gerçekten. Yana kaymıyor mu? Aşkım kaydıracağım. Hayatımla tamam. Bekle yapacağım. Lütfen. Lütfen beni i̇ş ger bulma. Be. Al. Heh. Al, al, al. Hatır hutur. Bir tane daha. Hatır hutur. Hayır. Ne oldu be? Mutlu oldu. Ha, aa, seviyormuşuz öyle. Ah, mektup. Eski fabrikada fazla işçiye ihtiyacımız var. Pazartesinden cumartesiye. Tamam, çok sabit iyi. Başvur. Bir iş. Başvur. Için fabrika iş için ilanınızı okudum ve bu vesileyle başvurmak istiyorum. Sabit bir iş için çok minnettar olacak çalışkan bir işçiyim. Lütfen pozisyonunuz için beni düşünün. Mektubu yolla.
Bu ne? Gönderdik. Ne? Yeni doğum gününde. Pasta. Bak elinde tutmamış. Şey tutmuş kalemlere. Bu ne? Oyun nasıl çok ya? Eğlenceli lan. Bugün pazar. Olduğuna göre ormanı keşfetmeyi ne dersin? Olur. Her zaman bir şeyler satın almak zorunda değilsin. Evet. Yemek yiyebiliriz. Ki... Hadi gidelim. Ormana. Ha. Buradan çıkamıyor mu? Çıkmıyorum. Nereden çıkıyor? Hop. Camdan çıkıyoruz. Nerede ha? Ormana nereden gideceğiz? Ha, orası orman. Parlıyor. Ah bak toplanacak çok şey var. Mantar var arkada ve meyve de var. Bu ne? Yaban mersini. Bunu da al. Seviyorsun değil mi sen yaban mersini? Ben yaban mersini çok severim. Evet biliyorum. Yaban mersini reçeli yapabiliriz. Evet burada başka bir yer yok mu gidilecek? Bak aşağıya tıklayınca nereye gidecek acaba? Buraya geldi. Ha, buraya mı geldi? Ha. Tamam eve gidelim o zaman. Şu binalar ne oradaki, onlara tıklanıyor muydu? Neyse boş boşa orayı götürün. Hah yaban mersini yap. Tostun üstüne sürdün. Reçel yapacaktık. Aa gece oldu hemen. Ay kızı... özür dilerim kızım. Kızım özür dilerim. Ama özür kızın dilerim. Aç uyuyor şu an. Tam sabah yemek yer. Hemen uyusun. Of ya. Bu sefer de çok kalori kaybedecek. Çizim yapıyordum ve aklıma bir fikir geldi. Para kazanmamıza yardım edebilirim. Çizimlerim... Hayır. Hayır. Bu harika fikir. İkimiz de birlikte çok çalışacağız değil. Böyle hayır. Şeyler düşünmemelisin. Bir yetişkin olarak bu benim işim. Evet. Bu. Bu çok tatlı. Senden tek istediğim iyi bir olmaya evet, devam bu. Etmen. Bu. Hayır yardım edecek yoksa. Artık küçük bir çocuk değilim. Yardım edebilirim. Bak çizim çizecek artık. Ha. Tamam. Neden okuyamıyorum? Neden okuyamıyorum? Çok uykusu geldi ya hemen yatak aldı. Yatmasın. Çok geç oldu. Tamam. İyi geceler. Öpüyorum. Yarın. Yarın olsun. 20 Ağustos. Günaydın. Liv bugün geri dönüyor. Öğlen gel o. Onunla oynayabileceğimi söyledi. Tamam. Çok güzel. Ah. İş varsa size, size fabrikamıza bir iş sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Lütfen en erken 21 Ağustos'ta işe başlayın. 21 Ağustos yani yarın. Yarın biz de işe gideceğiz. Heyecanlıyız. Tamam. Bu ne? Bir şey daha var. Ne diyor? Harika. Haberler iyi. Fabrikada yeni bir iş buldum. İyi bir iş buldum. Ama gün içinde evden uzakta olmaya başlayacağım. Yeni bir işe başlıyorum. Artık ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğim. Bu. Evet. Bu çok güzel. Biliyorsun ben de ihtiyaçlarımızı karşılamaya yardım etmek istiyorum. Kızım, yavrum. Deme böyle şeyler. Çok üzülüyorum bak. Elbette biraz daha büyüdüğünde yardım edersin. Bunu yapmak için önce okulda başarılı olmalısın mı desem acaba? Büyüdüğünde bunun ama için... o zaman her zaman okulda başarılı olduğu zaman bana yardım edebileceğini sanır değil mi? Böyle diyeyim. Büyüdüğünde yardım edebilirsin. Biraz daha büyüdüğünde. Evet. Ama ben büyüdüm. Bu hiç adil değil. Tamam bir yüzünü yıkayalım yemek yedirelim. Çok aç. Asi yüzünü yıkayınca bak şu an yüzü kirli değil. Yüzünü yıkayınca vakit gidiyor. Biliyorsun değil mi? Ama kızı gitmiyor. Banyo yaptırabilirim. Bak vakit gitti yine. Tamam. Bir tane de yemek yedim. Şey var reçel var reçel. Yeni. Tamam. Al. Nam nam. Eski kıyafetlerimden bazılarını yakında düzeltebileceğini söylemiştin. Evet. Onları seviyorum ama delikleri hariç. Delikler hoş değil. Teşekkürler. Liv'le oynamaya gidiyorum. Geç kalmayacağım. Hoşça kal. Ha. Kıyafet yapalım. Mi? Malzememiz bu yok. Bu çok güzel bir kıyafetmiş. İp lazımmış. Hop. Kıyafet tamam. Yaptım. Bunu da hop. Kıyafet yaptım. Liv komik birisi. Senin için eve bir çizim sakladım. Bakalım bulabilecek misin? Tamam. Bakayım. Evet. Duvardaydı. Buraya saklamış olabilir mi? Bunu hayır, giyecek misin? Duvardaydı. Nerede? Bak onlar. Yo. Ha. Bu. Bu ben miyim Liv mi yoksa? O sen. Sağdaki sendin. Ben miyim? Hı-hı. Kızım gel yemek yiyelim kızım. Sen nasıl bu kadar çok acıktın bir anda ya? Ben sana yemek yedirmedim mi? Gece oldu. Allah akşam oldu. Evet gidebilirsin. Yarın işe gideceğiz.
Okula gidecek kız da. Uyandığımda okulu bir kız olacağım. Evet. Biraz gergin görünüyorsun. Sabırsızlanıyor musun? Çok eğlenceli olacak. Sadece kibar olmayı unutma. Endişelenmeyi bırak. Harika olacaksın. Hayır canım. Sabırsızlanıyor musun diyelim. Bilmiyorum sanırım. Umarım bir sürü yeni arkadaş edinirim. Çok çalış. Harika olacaksın. Ve dinle. Sana kötü davranan biri olursa onları görmezden gelme. Sadece usta kızın kafasına böyle bir şey sokmama gerek var mı? Yok. Sadece uslu bir kız ol. İyi olacaksın. Tamam onu de. Ama bizim kızımız zaten uslu birisi. O zaman çok çalıştı. Tamam. Muhtemelen haklısın. Çok çalışacağım. Söz veriyorum. Sana şu sevdiğim hikaye... Ha, okurum tabii ki. Tabii ki. Uyudu. Ha dur. Okumuyorum. Okuyayım. Hadi uyu. Uyudu. He, anladım. Tamam. Biz de işe gideceğiz. 21. Şimdi. Of ben de işe gidiyorum. Çok acı. Aa kızım dur. Elin yüzünü yıkayalım. Tamam. Çok pislenmiş. Tamam. Pislenmişsin. Evet okula başlıyorsun. Güne hazırlanmaya ne dersin? Evet. Evet gitmeye neredeyse hazırım. Ama şu an böyle gidemezsin. Dur, gidemezsin. Ah bu senin de yeni işindeki evet, ilk günün. Evet ilk günüm. Aynı güne denk geldi vay be. Ha. Toplar taşımak için gidiyor. İnşallah alırız kızım. Aa sırt çantamız mı yokmuş? Bakalım ama okul başarılı olmalısın. Sana bir tane almaya çalışacağım. Ama önce bunu karşılayabilecek miyiz bakalım. Bu harika. Bakalım. Harika fikir deseydin. Ama paramın olmadığını da söylemem lazım birazcık. Yoksa... Direkt duş aldırsaydın. Ama yüzü kirlenmiş sadece. Sana birazcık da yemek yedireyim. Hop, yiy bakayım. Bir tane daha yedir bence. Şimdi... Tamam, yedireyim. Hurt. Yemeğimiz de hiç kalmadı. Hurt, hurt. Tamam. Kız çok mutsuz. He, dur. O bir de kıyafetine bakayım. Ben senin kıyafetlerini dikmiştim. Ne oldu onlara? Bununla git okula. Ay niye bu kadar mutsuzsun? Gel oyun oynayalım azıcık. Niye mutsuz? Gerginim. Gergin olduğu için mutsuz. Evet. Ha, ama benim de işe gitmem lazım. Geç tamam, kalmam mı o zaman? Tamam bırakabiliriz. Hayır. Üzgünüm. Ama bak. İşe geç kalalım. Yürgün olma Karin harika. Şimdi işler. Ben daha zaten para zar zor iş buldum. Şimdi nasıl yapayım arkadaşlar ya? Bırakma aşkım. Ne dur? Ben öyle yapmıştım. Bırakma diyor. Yürü biraz diyor. Olur de. Üçü seç. Tamam üçü seç. Tamam. Tamam peki. Ya, mutlu oldu birazcık diyecektim. Olmadı. Göndermek için dışarı çıkmak kırmızı zümrüt dokunun. Okul öğleden sonraya kadar sürer. Tamam. Hadi bakalım. Rica ederim bebeğim benim. Okul çok büyük değil mi? Evet. Güçlü ol ve kendine güven. Herkese ne kadar akıllı olduğunu göster. Biri sana sorun çıkarırsa öğretmene söylersin değil mi? Sadece iyi ve kibar ol. Herkesin harika olduğunu düşün. Bence evet kendine güven. Güçlü ol. Kendine güven. Herkese evet. Dur. Evet. Evet. Çok zeki benim kızım. Bay bay. Live de selam söyle. Gitti. Ben de işe gidelim. Biz de işe gidiyoruz. Bir 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 bir. Eve dönelim. 210 markete git hoş bence. Geldin. Hiçbir şeyimiz kalmadı şu an. Yemek, karnı tamam, aç tamam, falan. Tamam giderim. Okulun ilk günü nasıldı bakalım? Tuhaftı ve hiç güzel değildi. Aa, okulda ne oldu kız? Herkes bana dik dik bakıp durdu ve benimle konuşmadı. Seni tanımıyorlar yani. Evet. 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 Kesinlikle bebeğim. Yerim senin suratını. Gel yemek yiyelim. Hiçbir şeyimiz yok ama. Üzülmüş. Çok kötü resim. Kıyamam ben benim. Melakeme. Dur melakem bekle. Bekle bak ben sana ne alacağım şimdi. Ne güzel yemekler bak. Varmış.
sırt çantası. Bak, aa, alacağım 10 sana. Dolarımız kaldı ama yemeğimiz yok şu an. Hiç açlıktan ölecek. Var yemeğimiz var. İyi. Mutlu olacak. Dur. Var yemeğim. Bak sürpriz. Tahmin et. Evet. Çok mutlu oldum. Bak çok mutlu oldu. Bak bir sırt çantam olacağını hiç düşünmemiştim. Çok teşekkür ederim. Bu mükemmel. Tadını çıkar. Seçimin Karen'in kalbini yumuşattı. Hı. Tamam. Gel yemek yedireyim şimdi. Gel yamak yiyelim gel. Hani yemek? Ha yemek yokmuş gerçekten. Dur yaparım hemen yemek. Ayıp ediyorsun. Ama yarına yemeğim yok. Yarına yemeğim yok. Ya işte. Yarına yemeğim yok. Neyse iş çıkışı alırım ben yemek. 10 TL'm var. Olsun. Çanta geç onu mutlu eder. Geç olmadıysa ormana gezmeye git yine tamam. Yemek bulursun sabah. Tamam. Tabii ki yardım ederim. Hazır mısın? Başlıyoruz. Aa ben mi çözeceğim sorularını? Arkadaşlar benim matematiğim çok kötü. Bana yardım edin. Dur. Eğer Lin ve Pirin birer tane elması olsaydı ve Lin Pira elmasını verseydi. Pirin kaç elması olurdu? İki elması olurdu. İki. Pirin iki elması olurdu. Evet ben de öyle düşünmüştüm. Tamam sıradaki. Pir elmalarından birini yerse kaç elması olur? Sıfır mı oluyor? Dur, Pir'e veriyordu değil mi? Lin. Pir'e veriyordu. Ha bir elması olur. He he. Pir'in annesi 4 elma daha getirirse ve Pir ve Lin'e tüm elmaları eşit bir şekilde paylaşmalarını söylerse o halde Pir Lin'e kaç elma vermeli? 2,5. Nasıl hesapladın? Çünkü bir tane kalmıştı. 4 tane getirip verdi. 5 tane oldu. 5'i yarıya bölersen 2,5 olur. Ama o fazladan 7. Tamam o 7 eşit bir şekilde bölmesini istiyor şu an. Ama o zaman Pir çok fazla yemiş oluyor. İyi tamam sen istediğin gibi yap. Çok ben sadece ahlaksızca bir. Tamam ben. Tamam 2,5. Güveniyorum. Herkes de 2,5 diyor zaten. Tamam. Tamam. Wow. Wow. Kız yani wow. Bu eşit olmazdı. Yaşasın bitti. Yardım ettiğin için teşekkürler. Tamam. Rica ederim bebeğim. Ormana gezmeye git hemen yatırmadan. Tamam. Hemen gidiyorum. Daha gündüz. Anı. Aa gidemiyor. Saat geç oldu galiba. Bak şu onunla gidiyorduk. Lan gidemiyorum lan. Evet. Markete gir 10 liralık bir şey var mı malzeme? 15 lira lapa var. Yo. O da 15 lira. Ne yapacağım? Neyse. Ne yapacağım? Sabah sen uyanır uyanmaz şeye gideceksin. Bugün çok yoruldum. Tamam. Yatırayım bari. Ay vallahi çocuk bakmak çok zor. Gece acaba sen şeye gidebiliyor musun ormana? Bilmiyorum. Okulu sevdiğimden emin değilim. Öğretmen Bayan Hansen bile kötü biri gibi görünüyor. Aa yar. Sen mutsuz olduğun için öyle herkesin görüyorsun. Öyle değil. Herkesin ya bu yuh be. Büyümek karşılaştığın zorluklar ders almak demektir. Yuh. Bunu anlar mı çocuk ya? Her şey yoluna girecek bundan eminim. Bence bak. Doğru dürüst bir şekilde kızla konuşursam ben anlayacağım. Ben bunu söyleyeceğim. Fikrimi değiştirdim. Ah. Sanırım artık yetişkin olmak. Hayır. Ya işte onu demeyecek. Özür dilerim ama ben doğruları söylemek istedim. Okurum tabii ki. Üzüldüm ya. Kızımız çok mutsuz. Neyse ben de çok mutsuzdum küçükken. Olur böyle şeyler. Ormana gitmeyi dene bakayım kendin. Kız depresyonda. Çıkamıyoruz Asya. Çıkamıyorum gece. Ya neyse ya. Ben de okula aç gittiğim zamanlar olmuştu. Bir şey olmaz kızım. Bir şey olmuyor. Mutlu biraz. Diğer kitaplarımı da yakında alacağız.
Kendi sırt çantama sahip olduğum için çok mutluyum. Bak ne kadar mutlu. Tamam, gazete maste geliyor. Şu mektuplara bak. Tamam, bakarım. Sen önce bunu ye. Aferin benim kızıma. Ben mektuplara bakayım. Bunlar şey zaman geçirtirdi. Haberlerde Kore'nin üzerine bir çatışma 17 Amerikan Kore Savaşı lan. Yaklaşık Kore Savaşı'nı anlatıyor. Uçağın Kuzey Kore üzerinde şiddetli bir çatışma. O zamanlar Kore Savaşı olmuştu ya. 1945 Kore Savaşı. Evet. De şuna bakayım. Sırt çantalarınızı satın alın. Sadece bu hafta için birkaç renk var. Ha, tamam. Aga be, kızım çok mutsuz ya Allah'ım. İnşallah mutlu olur. Gitmek istediğimden emin değilim. Aşkım. Hayır. Ben sana çantayı o yüzden almadım ki. Bilmiyorum, küçüğüm sanmıyorum ama sen en iyisini umut et. Sırt çantası aynen kitaplarını o korumak için, gösteriş yapmak için değil. Aa, ben gösteriş yapmayacağım. Evet, aferin benim kızıma. Aferin. Hadi gidelim. Lan çantasını taktı, çok mutluyum. Ben daha mutluyum kızım çantayla gittiği için. Haydin, kızı bıraktım. Ben de işe gidiyorum. 80 liramız var. Eve dön. Neden? Hah, yemek alayım hemen 70 kızıma. Lira kazanmışız. 70 lira kazanıyormuşuz, bunu hesapla. Şimdi bak, bu ucuz. Bundan alayım. Şimdi bunu yaparsam çok zamanım gidecek. O yüzden bir tane şunu alayım kıza yedirmek için. Değil mi? İyidir. Tamam. Bir dahakine de şu tarağı alacağım. Hoş geldin. Ama ya yine mi ne oldu ya? Bugün biri bana kötü bir söz söyledi. Ona pı yapayım ben o zaman. Piç olduğunu mu söyledi? Anlatmıştım ya arkadaşlar. Oyunun en başında Lebensburn'lerin şeyini anlatmıştım. Muhtemelen o yüzden böyle bir şey söylediler kıza. Daha ilkokula gidenler nasıl böyle bir şey biliyorlar? Aileleri söylüyordur onlara da. Nereden bilecekler? Böyle aptal aileler olduğu için, beyinsiz aileler olduğu için. Bizim ailemiz onlarınkinden çok daha iyi. Ya bunu bilemem tabii ki. Bu onların kabalığı. Ailemiz biraz farklı ama farklı olmak kötü bir şey değildir. Bugün evet. Çok açıdan yanlış. Biz harika bir aileyiz. En alttaki önce. Yo, yanlış değil yani. Kız piç aslında, evet. Evet, yanlış. Tamam kıza, sen çocuğa küçüklükte. Ama gerçek bir ailem yokmuştu. Ya biz, ben onun gerçek ailesi değilim sonuçta. Onların kabalığı. Tamam, sen bilirsin. Yani piç demek istemiyor aslında. Yani piç derken demek istediği şey sen öksüzsün. Annen biliyorum. Baban yok demek istiyor yani. Biliyorum. Öyle mi? Ben mi yanlış anlıyorum? Farklılık güzeldir. Bağırarak söyleyelim. Ben bunu söyleyeceğim ya. Şey gibi olur. Bir insan hasta, atıyorum. Sürekli yüzüne sen hastasın, hastasın deyip bunu tamam. Ona kabullendirmeye çalıştırıyorsun. Ya iyi de atıyorum şimdi, kanser hastası, sen kansersin deyip sürekli her gün tamam söylüyorum. Ama şimdi bunu bak, bunun bir kişinin sana karşı söylemesi onun kabalığı gerçekten. Tamam, hani bunu biliyorsa sana, hani ona göre davransın. Bunun suratına söylemesi evet yanlış, bu yanlış ama çocuğun söylediği şey yanlış değil. Doğru bir şey söylüyor ama söyleme şekli yanlış, anladın mı? Bu yüzden bunu söylemeyi düşünüyorum. Ben bunu söyleyeceğim ya. Ama kötü değil ki. Bak ailemi seviyorum dedi. Ben de seviyorum seni. Ben de bırakmam seni. Bak biliyor, kız da biliyor annesinin ben olmadığımı. Nasıl yalan söyleyeyim ki ben şimdi bu kıza? Bizim ailemiz mükemmel diye nasıl diyeyim ben buna? Çok iyi biliyorsun, tamam. Bak, söyleyecektin bana, söz vermiştin büyüdüğümde diyor. Anlattım ya kızım.
Ha, bu işte. Tamam. Ha bak, güveniyor bana. Güvendi. Bak, kızımla düzgün bir şekilde konuşursam bana güvendi. Bak, ama bu önemli değil. Bu senin kim olduğunu değiştirmez. Ya işte. Ya da bu sataşmak için bir sebep değil. Yo, evet değil. Hepsi doğru. Hangisini söylesem ki? Bu da seni daha az harika yapmıyor mesela. Hepsi çok güzel cevap. Hangisini söyleyeyim? 3. Evet, benim için daha az harika yapmıyor. Sen harikasın benim için. Evli değil miydiler? Onlar kimdi? Aşkım, bilmiyorum ya. Bunun yerine sahip olduğumuz iyi şeylere odaklanmalıyız. Söz veriyorum. Evet, öğreneceksin ailenin kim olduğunu. Tabii ki öğreneceksin. Herkes kendi aile annesini öğrenmek ister. Al yemek ye. Harthurt. Oynayalım. Dışarı çıkmaya ne dersin? Kızımı çok iyi tanırım. Haydi. Gel biraz burada takılalım. Mantar falan toplayalım. Kız gel, direkt akşam oldu. Aa, eve de gideyim. Yine de çok eğlendik. Çok eğlendik aynen. Bayağı eğlendik. Hop, yatış. Okul beklediğimden farklıymış. Diğer çocuklar düşündüğüm kadar eğlenceli değiller. Söz verme sakın. Tamam. Tamam, söz vermeyeceğim. Yeni şeyler öğrenmek eğlenceli olabilir. Evet, yeni şeyler. Ben bu hayatta en sevdiğim şey yeni şeyler öğrenmek. Okul karmaşık olabilir ama sen akıllı bir çocuksun. Harika olacaksın. Diğerlerinin dikkatini dağıtmasına izin verme. Evet, okul karmaşık olabilir. Ama sen akıllı bir çocuksun. Artık büyüdüğüme göre işler değişecek değil mi? Sen hala bir çocuksun. Bu gibi şeyler için endişelenme. Büyüsen bile her zaman benim küçük kızım olacaksın. Büyüdükçe dünyayı kendi başına keşfedeceksin. Ne desem? Ne diyeyim arkadaşlar? Bu böyle çok değişik. 2 de diyesim var. 3 de diyesim var. 3 gibi. 2, 2, 2, 2. Evet, kendi başına keşfedeceksin. Bütün dünya. Abi gerçekten büyük. Evet. Senin yanında olacağım, seninle ilgileneceğim. Kendi kararlarını vereceğine güveniyorum. Benim için her zaman doğru kişi olacaksın. O ne demek ya? Kendi kararlarını vereceğine güveniyorum. Benim için her zaman doğru kişi olacaksın. Gıdıklıyım. Gütlü ol, gülsün. Bak. Evet. Ben sana bakacağım. Aa, inşallah. Bu kızın ne kadar çok istiyor bana bakmayı ya. Seni üzdüysem özür dilerim. Başka bir ebeveyne ihtiyacım yok, sana sahibim. Sen de benim canımsın. Kurban olurum sana. O yanaklarını ısırırım. Bana baktın, ben de sana mı bakacağım? Sadece diye. Onlar hakkında bir şeyler bilmek çok güzel olurdu. Evet, olurdu. Şimdi yatma vakti. Bana hikaye okuyabilir misin? Ha. Tabii ki. Okurum. Aha, tamam. Lup, lup. Tişörtü gönderiyorum. Ahmet abi hoş geldin diyorlar. Teyzen sana kurban olsun. Gidelim bakalım. Mektup yok. Bu. Bugün ailen hakkında daha fazla şey öğreneceğime söz verdim ama umduğun cevapları bulabilecek miyim bilmiyorum. Bu yüzden bugünlüğe başlıyorum. Anlayacak yaşa geldiğinde sana vereceğim. Ailenin hikayesini öğrenmesen bile en azından dinlediğimi bileceksin. Savaş ve sonrasında olanlar hakkında daha çok şey öğreneceksin. Benim bildiğim şu. 3 yıl önce gazetede 3 yaşında çocuk evlat verilecek referans savaş çocuğu yazan bir ilanı cevap verdim.
Bir çocuğum olsun çok istedim. Umarım yüreğinde bunu biliyorsundur. Annen bana babanın bir Alman askeri olduğunu ve 1944'te seni doğurduğunda henüz 16 yaşında ve bekar olduğunu söyledi. Daha fazlasını söylemeyi reddetti. Direnişten bir adamla evlenmişti ve seni onun yeni hayatından uzak tutmam için bana söz verdirdi. Vay be. Annesi yeni bir hayat kurmak için çocuğunu vermiş. Günaydın. Zamlı maaşla zaman zaman fazla mesai yapmanızı isteyeceğiz. Fazla mesai de akşamlar. Ha. Tamam. Gel üstünü yıkayalım. Bıcı bıcı yapalım. Ha, çanta. Yemeğimiz yok. Yemek yapalım. Gel yemek yapalım. Hop. Yemek. Allah zamanım gitti. Aç gidecek okula. Aç gidecek okula. Rica ederim aşkım. Sırt çantası hiç önemli değil. De kız okula aç gidecek ya. Ha, mesai yapayım mı mesai? Bilmiyorum. Yani yemeği kendi yiyemezse. Değil mi? Ölür mü kız? Eve döneyim, eve döneyim. Hastalanır. Ben hatta şuradan ona yemek de alayım. Hazır yemek al. Tost alsana. Lapa daha çok doyurur. Ha? Bunda bir tadı yok mu? Alayım mı Tarak? Ha. Saçını değiştiririz. Aldım. Eve gelmene sevindim. Sırt çantamı seviyorum. Sırt çantası kıza hayat oldu ya resmen. Seviyorsa belki yırtmıştır sırt çantasını. Sürekli sırt çantası. Bir şey yok mu başka? Böyle. Gıdıklayayım seni. Gel. Şunu yapalım seninle. Hop. Yemeğimiz var artık. Okuldan eve dönerken birkaç çubuk buldum. Bir baksana belki bununla bir şeyler yapabiliriz. Tamam bakarım. Anacığım kurban olsun sana. Gel lapa ye. Güzel yemek vardı mantarda. Ondan mı? Tamam onu yarın veririm. Ya bu kız yemek yemeye vakti çok az ya. Tamam yatırayım tamam. Tamam yatırıyorum. Yat bakalım. Uyumadan önce bir hikaye güzel olurdu. Tabii ki var. Günlüğe yeni bir kayıt eklendi. Günlüğü okumaya devam edelim. Tamam ona basma pat diye. Hemen diğer güne geçiyor pat. Tamam yapacağım hani yapacağım akşam bakacağım. Mesela gece tamam. Hemen pat diye ona basmadan önce belki hı-hı. Yemekleri geceden hazırlayıp koyabilirsin yani. Hayır ondan şey gidiyor. yapamıyorsun Ebru'm. Ah çok açım. Günaydın. Dur. Bu bir uyarıdır. Mahallede Almanca konuşulması konusunda çok sayıda şikayet aldık. Bu kabul edilemez ve derhal durdurulmalıdır. Ben Almanca konuşmuyorum. Konuşmam asla Almanca. Bak sana bu yemeği yaptım. Ha bakayım. Kırt kırt. Kırt kırt. Kırt kırt. Biraz daha yemek. Kırt kırt. Çok güzel. Gel yüzünü yıkayalım. Hop. Yüzünü de yıkadık benim kızımın. Saçını da yapalım. Hop. Aa, saçı değişti. Sırt çantam çok güzel. Yav ne kadar mutlusun sen sırt çantası için yav. Biz de işe gidelim. Kızı doyurdum. Şey yaptım. O zaman fazla mesai yapıyordum. Bu sefer mesai yokmuş ya bugün. Eve dön. Eve dönelim. Ben geldim. Hoş geldin. Bugün herkes çok heyecanlıydı. Bay Solheim'ın öğretmenimiz olması gerekiyordu. Ama çalışamıyor. Neden bilmiyorum. Bay Berg adında farklı bir öğretmen geldi. Nasıl bir olacağını merak ediyorum. Umarım bana Bayan Hansen'dan daha iyi davranır. Sırt çantam gerçekten çok güzel. Ya. Çok mutluyum. Bu kız mutlu olunca ben de çok mutlu oluyorum. Şunu mu yedireyim? Ha, yedirdim. Bırakayım. Al mantar ye. Üstün kirlenmiş. Üstünü de temizleyelim. Hop akşam oldu. Sen başka kıyafetin yok mu ya? Var orada yerde duruyor ya dolapta. Onu giydirmek istemiyorum. Başka istiyorum. İp yetmiyor. Aha. Anne adı Siri.
Tamam, anneye yazalım. Sevgili Siri, seni yalnız bırakacağıma söz verdiğimi biliyorum ama artık sana yazmam gerekiyor. Karin okula başladı ve korktuğumuz şey gerçekleşiyor. Babası hakkında gerçeği gerçekten bilmesi gerekiyor. Karin'in hatırına bana biraz daha anlatabilir misin? Saygılarımla. Kadına yazdık. Ha. Annen iletişimi kurmak istemese de yardım etmek isteyebilir. Bir annenin çocuğunu neden terk ettiğini anlamak zor ama Alman askerlerinden çocukları olan annelerin çoğu onları gerçekten de vermiş. Dünya Savaşı sırasında Norveç'te yaklaşık 12 bin çocuğun doğduğu düşünülüyor. Çoğu genç kadınlara ve genç kızlara ait annen gibi. Ayrıca senin istediğimi de bilmen gerek. Sen benim çocuğum ve tek ailemsin. Ve senin yanında olacağıma söz veriyorum. Bu sahip olduğum en önemli iş seni güvende tutmaya çalışmak ve olabilecek her şeyle başa çıkmana yardım etmek. Sana elimden gelen en iyisini yapmak için her şeyi deneyeceğim. Her zaman. Teşekkür ederiz. Evet, yatağını istiyorsun. Gidelim yatağa. Bayberg kulağıma otoriter biri gibi geliyor. Bana yatmadan önce bir hikaye okur musun? Belki yarın. İyi geceler öyleyse. Her şeyi yaptım. Hadi. Sonraki gün. Dün gece iyi uyuyamadım. Neden? Bugün cumartesi. Bugün okul yok. Yuppi. Bugün Levi'yle oynamak istiyorum. Ama önce hazırlanalım. Tamam. Yemek ye yani. Hazırlanalım derken. Yemek yemen lazım. Kıkırt kıkırt. Peki ya şimdi? Tamamdır. İyi eğlenceler. Bay bay. Benim de işim gücüm var. La işe mi gitmem lazım? Bay am. Arkadaşlar oyuna odaklanın artık. Teşekkür ederim. Biraz mesai yapalım. Kıza yemek alalım değil mi? Çok para kazandım. Bakkal kapandı. Ana. Alamıyorum. Üstü evde yalnız olmaktan nefret ediyor. Allah. Uykusu da gelmiş. Geç oluyor. Açta. Üstü de kirli. Lan aç. Yemem yok. Yemem yok. Okuyamam. Çok geç oldu yavrum. Okula gittiği zaman bence fazla mesai yapmalı. Öyle mi yapayım? Evdeyken... Arkadaşlar böyle yaparsanız gerçekten kapatırım yayını. Ne yapıyor? Saçma sapan birbirinize özür dileyin deyip duruyorlar. Oyuna odaklanın ya. Kıyafetlerine dikelim. Tamam. Şunu taksana. Çok düşüyor. Çok acıktı. Dışarı çıkabiliyor muyum? Yani bugün benimle dışarı çıkabilirsin. Yaban Mersin'i bulmuştuk. Onları da toplayabiliriz. Tamam. Ben sana önce yemek alayım. Daha alamıyorum. Bakkal açılmamış. Yere kapalı. Ağlayacağım. Kızım sen burada bekle. Ben yaban mersini toplarım gelirim senin için. Bulduk ama. Burası neresi ki? Orası otogar gibi. Tren. Hemen sana yapayım bundan. Allah'ım inşallah doyarsın birazcık. Al bakalım. Doğru. Hart hurt. Aferin çok güzel. Hop sana güzel bir kıyafet yaptım. Onu giydir bence. Gidip bir şeyler çizmeyi çok istiyorum. Gelip bana yardım etmek ister misin? Şimdi olmaz Karin, işlerim var. Hadi yapalım. Ummi. Benim herhalde bu. Bana da hiç benzemiyor ama benim herhalde. Ben miyim? Benim sizin yaptığınız için teşekkürler. Rica ama ederim. Üzgünüm. Evet ama neden Ommi kelimesini yazdın? Üç mü? Tamam. Ommi? Sanırım ona böyle bir hitap ediyordum. Ona böyle hitap ediyordum. Ha annesi için herhalde. Güzel bir çizim. Hoş biri olmalı. Şimdi ne diyeyim? Bunu mu diyeyim? Yoksa bunu mu diyeyim? Yani kızı tam sıkıştırmak da istemiyorum. Bir diyor herkes. Tamam. Bana karşı çok sevimli. Sanırım neyse pek bir şey hatırlamıyorum. Annesi ya işte sıkıştırmayalım. Biliyorsun ben kim olduğunu biliyorum. Ya bu kız yine acıktı ya. Çıldıracağım.
Gidemiyor mu lan? Aa, bakkal pazar günleri kapalı, cumartesi pazar. Evet. Hmm, ona göre ayarlama yapmak lazım. Sıldıracağım ya. Bir tane çanta daha alalım ona. Ha, balık. Ha, tamam tamam, şunu yapacağım. Gel balık top. Hadi balık. Balığa gidelim. Balığa gidelim seninle. Allah belanı. Gece oldu. 180 lira da paramız var. Aa, hafta sonu işe gitmesek bile şey, paramız oluyor. Para veriyor hafta sonu da. İzin parası da veriyor. Paramız yoktu. Para geldi. Evet. Sana hikaye okuyabilirim tabii ki. Liv'i çok seviyor ya. Keşke benim de Liv gibi bir arkadaşım olsaydı. Hadi uyu. Allah'ım. Markete git ilk önce bende. Gerginim. Ne oldu? Hı. Ne oldu kızım? Aha. Aha. Anasından şey geldi. Bazı insanlar kötü şeyler yazıyor. Nereye yazıyorlar? Sosyal medya hesabı. Instagram'da. Gel yıkanalım. Bıcı bıcı yapalım. Allah rızası için. Heh. Market açık. Tamam. Al ya. Başka çanta var mı daha güzel ya? Çanta al ya. Mutlu olsun. Yemek al ya. Hop. Tamam. Arada pasta da yap, mutlu olsun. Tamam, yapacağım. Allah rızası için kızım. Yemek ye ya. Ve başka yemeğimiz yok. Bir tane bunu almışız. Tamam, yapmak için aldım. He, onları yapmak için aldım. Sırt çantam çok güzel. Keşke benimle okula gelsen. Şimdi bugün okula, dikkatli olmaya çalış, tamam mı? Okula götürürsek... Aa. Okuldan uzaklaşma de. Denerim. Dene bakalım, ne deneyeceksin? Çok üzülüyorum bu kıza ya. Eve dön. Dön. Sırt çantamı yırttılar. Kim yırttı? Yeni üretim malzemeleri aldınız. Ya. Kız çok mu? Tatlıydı ama şimdi mahvoldu. Üzülme. Sana ben kızar mıyım? Ben onlara kızarım. Sor vermediler. Ah hayır, iyi. Küçük veletler buna sor verir. Orası çok. Bu senin hatan değil. Yanlış bir şey yapmadın. Tam yine alırım. Hiç üzülme. Hayır. Önemli olan tek şey senin iyi olman. Bu kötü çocukların suçu, onlarla ilgileneceğim. Kerin üzülme, onu düzelteceğim. Ha, düzeltebilirim. Çantanı düzeltebilirim. Evet, tabii ki düzeltirim. Sakın üzülme. Hemen düzelteyim hatta bak. Gel sen yemeğini ye o sırada. Ben senin çantanı düzelteyim. Ağlamış. Hop, bak ne kadar güzel oldu çantan. Aa, ne oldu? Gece bile olsa mutlu oldu. Sırt çantamı düzeltti. Neredeyse yeni gibi. Tadını çıkardı. Bu tekrar olursa kendini suçlama, tamam mı? Mı diyeyim, yoksa tadını çıkar mı? Tadını çıkardı. Çünkü tekrar, sürekli tekrar, tamam, olursa bu sefer yani tamam, tamamen korkak olarak yetişir. Tamam. Uyku vakti geldi mi? Evet, geldi. Yap bakalım. Keşke tüm kötü insanlar gitse. Bu benim hayatımda istediğim tek şey bu arada. Hayatımda daha başka hiçbir şey istemiyorum. Tüm kötü insanların yok olmasını istiyorum sadece. Senin için buradayım, bunu biliyorsun. Önemli olan tek şey birbirimize sahip olmamız. Kazanmalarına izin vermeyiz, güçlü ol, tamam mı? Bu. Ben buradayım. Yani ne zaman isterse bana gelebileceğini bilsin yani. Değil mi? Değil mi? Tamam. Bayağı düşündüm. İyi geceler. Masal istemem bu sefer. Şikayet etmek. Neler olduğunu bildirmek için okula bir mektup yazın. Sizin analarınızı, avratlarınızı, yedici ettiğinizi bakın. Mektubu şimdi yaz ve Klaus'a ver. Okuldaki diğer çocuklardan bazıları Kerin'e karşı acımasızca davranıyorlar.
Ve dün onun okul gereçlerini mahvettiler. Okulun bu zorbalık sorununu kontrolden çıkmadan çözmek için daha fazlasını yapmasını rica ediyorum. Yalla. Hadi. Devam. Yalla. Lezzetli yaban mersin reçeli yapın. Dik gulle gulle gulle. 3 kege meyve bir de şeker tamam. Reçeli. Sağ olun. Ha, kadından mektup gelmişti. Üzgünüm, sana yardım edemem. Yeni bir hayatım var ve geçmişimden gelen hatalarla huzurum bozamam. Karen artık benim sorumluluğumda değil. Bir daha yazma. Senin ben ya. Anne gibi. Senin ben anne gibi. Annen hakkında kötü düşünmemelisin. Bazı Norveçli kadınların Alman erkek arkadaşları olduğu doğrudur. Çünkü onlar daha iyi yiyecekler, lüks eşyalar ve partiler sunabilirlerdi. Ve bazı kadınlar da diğer Norveçlilere ihanet eden muhbirlerdi. Ama çoğu muhtemelen aşık olan genç kadınlardı. İşgal sırasında Norveç'te 350 bin üzerinde Alman askeri vardı. Sadece 3 milyon nüfusu olan bir ülkede birçoğu müstakil evlerde yaşıyordu ve çoğu hala gençti. Büyüdüğünde kime aşık olacağını kontrol edemeyeceğini öğreneceksin. Belki korkmuştur. Benim kocam nerede bu arada? Benim kocam var mı? Ben tek başıma mı yaşıyorum? Kocan yok. Yok mu benim kocam? Olsaydı onu da işe falan gönderdim işte. 1945'te savaş ve 5 yıllık Alman işgali sona erdiğinde bu genç kadınların çoğu sokaklarda hain olarak teşhir edildi. Bölgedeki güruh saçlarını kesti ve işlerini kaybettiler. İşgalci düşmana ve onların Nazi ideolojisine karşı nefret işgal sırasında güçlendi. Artık özgür olduğumuza göre Almanya ile bağlantılı her şey kötü olarak görülüyor. Ha, biz de Norveçliyiz. Ben de Norveçliyim. Değil mi? Dolayısıyla bu annelerin çoğu Alman askerlerin çocukları olduğu gerçeğini saklamaya çalışıyor. O kadın da saklıyor, evet. Yani bir Alman sürtük olarak biliniyorsanız iş bulmak, yaşayacak bir yer, herhangi bir saygı görmek zor. Evet. Anladım. Neyse, gece yemek yapabiliyor muyum? Yapamıyormuşum aslında, bak dediğin gibi. Olmuyormuş. Neyse, uyuyalım bari. Sabah oldu. Ne oldu? Niye mutsuzsun sabah olmasına bu kadar? Kızcığım, yavrum, güzel yavrum. Lan yemek yemeyecek ben bunu yapsam şimdi. Bekle, bekle burada. Ama merak etme, ben yemek yapacağım sana. Hart hurt, hart hurt. Üzülme, niye üzülüyorsun? Niye üzgünsün ya? Çıldıracağım. Bir tane daha ver. Büyük kızların okula gitmesi gerektiğini biliyorum. Veremiyorum ki. Ama bu çok zor. Bu mektubu öğretmenine götür. Yardımcı olacaktır. Evet, bunu yapmalarına izin veremeyiz. Umarım birini dinlemesi gerekiyor. Aslında işleri daha da kötüleştirebilir. Bunu yapmalarına izin veremeyiz. Tabii ki de. Haklısın. Veremeyiz. Çok tatlı kız. Bir de kızıyor arada böyle. Gözünü, kaşını şöyle falan yapıyor. Götürürüm o halde. Okulu sevmiyorum. Ama en azından bana yardım ediyorsun. Annesinin gülü. Annesinin gülü. Üzülme. Hepsinin ağzını sıçacağım. Hepsini mahvedeceğim. Bekle. Eve dön eve. Çocuğumuza bakalım. Lan çocuğum nerede? Aa, çocuk. Oo. Dolaba girmiş. Oo, okuyamam. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Vay o çocukları. Allah hepinizin belasını versin. Şerefsiz pislikler. Çok üzüldüm. Çocuğu. Çok sinirlendim. Al yemek ye. Aç, uyuma. Benim sorunum ne? Senin sorunun yok. Sen mükemmelsin. Mükemmelsin. Sana inanmıyorum.
Evet, onları düşünmeyi bırak. Keşke okuyabilsen. Of ya. Çok üzüldüm gerçekten. Şerefsizler. Allah belanızı versin. Ne kadar iğrençsiniz ya. Hoca bile şey yapmış ya. İnanamıyorum gerçekten. Evet. Böyle bir şey olabilir mi ya? Günaydın yavrum. Bak hala sırt çantam diyor. Çok tatlı. Sana biraz yemek yapayım dur. Çok üzüldüm ya. Ya. Al bunu. Harthurt. Çok mutsuz lan çocuk. Evet. Evet. Ne oldu? Kaç gündür öyle. Ya bir şey yok. Gitmeliyim. Üstüne gelmelerine izin verme. Tamam. Okuldakiler zorbalık yapıyor. Öğretmenine mektup yazdım. Öğretmeni bile şerefsizlik yaptı. O bile zorbalık yaptı. Marketten bir şeyler al. 230 dolarımız var. Pasta yapayım kızım, aynen, değil mi? Mutlu olsun. Mutlu olsun. Pasta yapayım. Şimdilik şunu da alayım. Hı. Al. Lütfen şu kızı üzmeyin artık. Ben Alman değilim. Zorbalar sadece seni kızdırmak istiyor. O kötü çocuklar seni tekrar rahatsız mı etti? Öğretmen yapan, seni öğretmen yapan devletin. Seni o kadroya sokanın. Kızlık mı yapıyorlar? Evet. Annesi şey ya. Ben babası daha doğrusu Al-Nazi ya. Ne diyeyim ya şimdi? Şunu diyesim var ama bunu da diyesim var. Kaç diyeyim arkadaşlar? 3 mü diyeyim? 3 mü diyeyim? Tamam 3 dedim. Bayan Hansen söyledi. Oha! Oha! Lan öğretmensin lan sen. İnanmıyorum. Hayır, sen Norveç vatandaşısın. Ya anlatıyorum ben ya. Bilsin ki onlara ağzının payını verebilsin doğru düzgün. Söylüyorum tamam. Kendisi öğrenmek istemişti. Bak kalbini yumuşatmış. Aa. Annen ben sana evlatlık verdi çünkü baban Almandı. Evet. Aa. Babam bir Almandı. Bana söylediğin için teşekkür ederim. Ne demek? Arada sev ya. Hiç dokunmuyorsun çocuğa böyle. Tamam. Bak sana ne yapacağım şimdi ben? Pasta yaparsak yedirebilir miyiz? Aa, yediremeyiz pastayı. Yediririz, yediririz. Yediririz. Hop. Hop gül bakayım. Aç mı yatacak çocuk? İşte aç yatırmadım. Birazcık var yemeği yani. Karnı birazcık doymuş. Evet. O hocayı var ya çok fena felaket dövesim var ya. Hiçbir şey istemedi. İyi geceler dedi direkt düşünün. Ya şu sırt çantasında sürekli bir şey diyor ya. Teşekkür ederim diyor sırt çantası için. O kadar çok duygulanıyorum ki. Bu kadar sabırlı olduğun için teşekkür ederim gerçekten ya. Mutlu olmasını iste. Evet. Biliyorsun Almanların kötü adamları olduğunu söylüyorlar. Babanın kötü biri olup olmadığını bilmiyoruz. Yani belki adam iyi biriydi yani. Yani her Nazi kötü olacak diye bir şey var mı? Almandı diye kötü mü olacak adam? Bilmiyoruz, belki iyi biriydi. Hiç kimse hiç kimse tamamen iyi ya da tamamen kötü olamaz. Anlamıyorum. Küçücük çocuğa söylediği şey var. Olsun.
3 yaşında çocuk. Pek çok şey değişti. Artık büyüdüm. Okula başlamayı dört gözle bekliyordum. Ve daha çok çocuğun yanında olmayı, güzel olacağını düşünmüştüm. Neden bu kadar kaba olmak zorundalar anlamıyorum. Bayan Hanson ve bazı yetişkinler bana bir şey çalmışım ya da kırmışım gibi bakıyorlar. Ama bunları yapmadım. Uslu bir çocuk oldum gerçekten. Sırt çantası bile işe yaramadı. Belki de bende bir sorun vardır. Allah'ım. Ailem evli değildi. Kötü olduğum için mi? Babam bir Alman. Belki de kötüyse ben de kötüyümdür. Ama onu tanımıyorum bile. O halde nasıl kötü olabilirim? Liv, ben ve sen tek iyi insanlar biziz. Diğer çocukların sinirlenmesi hoşuna gitmiyor. Sonra gidip saklanıyor. Ben de daha fazla saklamaya çalışacağım. Ama burası benim için saklanma yeri. En iyi saklanma yeri. Çünkü sen kötü insanları kovmak için burada oluyorsun. Yoruldum. Uyumadan önce biraz güzel hikaye olur. Zamanın var mı? Allah belamı versin. Allah benim belamı versin. Bir hikaye bile okuyamıyorum çocuğuma. Ama karnını doyurmak için okuyamadım. Yarın yavrum. İyi geceler öyleyse. İyi geceler. Allah da beni kahretsin ya. Umarım sen evlat edinerek bencillik etmemişimdir. Ama bazı günler bunu merak ediyorum. Vallahi... Annen bize babanın kimliğini söylemedi. Ben de başka bir yol bulmaya çalışacağım. Evet, başka bir yol bulmaya çalışalım bakalım. Oğlum... Ne oluyor lan? Bölüm tamamlandı. Aa, bölüm bitti. Ne %47 diyor? Optimist davranmışım. %23 kendine güvenmişim. %28 açık sözlü olmuşum. Sen kişi daha sırt çantası satın aldı. Sen ve 61 kişilik karını anne babasını anlattı. Sen ve 51 kişi daha fazla Almanca kelimelere karşı uyarmadı. Evet, uyarmadım. Ha. O zaman uyarmış olsaydım mesela kızı belki Ommi kısmında. Ommi acaba Almanca'da anne mi demek? Olabilir. Ha. Demek ki o zaman uyarsaydım belki okulda böyle bir şey yaşanmayacaktı. Ana. Belki de böyle olacaktı. Oğlum kızı ben niye uyarmadım ya? Neyse, bölüm bitti arkadaşlar. Bugünlük burada bırakalım. Devam ediyor herhalde, değil mi? Evet, aynen. Devam ediyor. Eylül ayına geçti. Oo, Eylül'e geldik. Ağustos'tan Eylül'e. Duran ama. Evet, çok güzeldi oyun ya. Evet. Vallahi bayıldım. Yayına 1400 tane beğeni gelmiş. Herkesin ellerinden teker teker öpüyorum. Yayını baştan sona kadar izleyen herkesi de yanaklarından öpüyorum. Çok tatlısınız. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.